altıncı kez düzenleyeceğiz. Daha önce üç günü Antalya etapları olarak yaptırdık. Sonra bir yönetim olarak karar aldık. Kemer'e taşıdık. İyi ki de taşıdık. Çünkü görüyorsunuz zaten içinde bulunduğumuz coğrafya inanılmaz keyifli. Amacımız zaten yerel yönetimlerle de konuşarak Kemer Belediyesi ile olsun, valilikle olsun Kemer'i biraz daha bisiklet sporunun ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu sebeple de buraya taşıdık. İyi ki de taşıdık. Çünkü her iki etabımızda hem sportif anlamında çok beğenili hem de tanıtım anlamında coğrafyamız çok güzel olduğu için yani deniz, orman, doğa inanılmaz keyifli bir yarış oluyor sporcular anlamında da. Tabii ki ana amacımız da ülkemizi tanıtmak, coğrafyayı tanıtmak. Bununla birlikte de yerel sporu desteklemek yani yerel sporcuları desteklemek. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 2 ay önce Tour of Antalya'yı gerçekleştirdik. Şu anda Tour of Turkey devam ediyor. Türkiye'de de bisiklet sporunun daha yaygınlaştırılması anlamında bu Grand Fondo'lar büyüyerek gidiyor. Kemer Akra Grand Fondo da bunun iyi örneklerinden biri. Güzel bir durum var. Onu da keyifle söylemek istiyorum. Her sene ilgili artıyor. Spor olan, bisiklet sporuna olan ilgi. Çünkü partnerim Aydın Ayhan Güney ilk bu Grand Fondo'ları yaptığında yani 100 sporcu falan zor buluyorduk. En son 2 sene önce Çeşme Grand Fondo'da yaklaşık 1500 kişiye start verdik. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Hatta şu anda turda en iyi Türk sporcu sıralamasında Spor Toto'da Serdar diye bir kardeşimiz var 16. sırada. Kendisi geçen sene burada uzun etapta yarıştı. Bunlar hem sporun gelişmesinde hem sporcunun gelişmesinde bize çok fayda sağlıyor. Artık genel yönetimler de bu işin farkında. Sporun gücünün farkındayız tanıtım için. Mutluyuz o yüzden. Tabii ki başta Kültür Turizm Bakanlığımız, işte TROFES, TÜRSAP, TTYD, bölgenin ATTOP derneklerle birlikte bakanlıkta bir planlama çalışmalar yapılıyor. Özellikle yani kış turizmini de hareketli hale getirelim, turizmi daha çok yayalım diye bunlar uzun süreli planlar. Hemen de olmuyor. Biliyorsunuz Türkiye artık golf turizminde çok iyi bir noktaya geldik Melek bölgesinde. Futbol kamplarında da iyi bir noktadayız. Yaklaşık 1400 takım falan gelip kamp yapıyor. Bisiklette şunu başardık diyebilirim. 7 yıl önce zaten Tour of Antalya'yı yaparken amacımız mevsimi desek Şubat'ta yapıyoruz biliyorsunuz. Bu döneme yani bisiklet dünyadaki profesyonel bisiklet takımlarının dikkatini çekelim. Sporcuların da geldiğimiz noktada geçen sene yaklaşık 80 ülkeden 3300 sporcu yani 125-150 tane takım geldi Antalya'da kamp yaptı. Manavgat bölgesinde özellikle Alanya tarafında. Bu noktada da iyi bir yere gidiyoruz. Artık hem devlet kurumları hem özel sektör bu konuda iyi işbirliği yapıyor. Yani keyifle söyleyebilirim ki yarın sadece Kemer'de Nisan ayındayız. 600 tane yarışçı gelip burada yarışacak yani. Şehrin ekonomisine her şeyine katkıda bulunuyor. Bu tür organizasyonların tabii büyüyerek devam etmesi lazım. Planlı bir şekilde de bütün ülkeye yaymamız gerekiyor. Bu da artık gerek TGA'nın çalışmalarıyla, gerek Gençlik Spor Bakanlığı'nın çalışmalarıyla da iyi bir noktaya gidecek. Tabii sabırlı olmamız gerekiyor. Daha yolun başındayız. Ben hep onu söylüyorum. Yani bir Tour of Antalya'yı yaparken de ne zaman Fransa bisiklet turu gibi olacağız diye bazen sorular geliyor. Arkadaşlar diyorum 106 yıldır yapılıyor. Biz durun daha 3. yılındayız, 5. yılındayız diyoruz. Ama iyi gidiyor. İnsanlarımız da alıştı. Bir güzel tarafı da pandemiden sonra spor olan ilgi artınca dolayısıyla da bu tip organizasyonları yapmak da bizim için daha kolaylaştı. Adım Fırat Uğur. Alanya'dan geliyorum. Corendon Alanyaspor adına yarışan paralimpik bisiklet sporcusuyum. Her iki bacağım da yok. Ve Türkiye'de yapılan Grand Fondo'larda, federasyon yarışlarında yer alıyorum. Özellikle Accra Grand Fondo'nun yarışları olduğu zaman mümkün mertebe kaçırmamaya çalışıyorum. Çünkü bu yarışlarda biz paralimpik bisikletçiler için henüz Türkiye'de daha gelişmemiş bir alan. Daha yeni yeni doğuyor, yeni yeni oluşumlar var. Ve biz paralimpik bisikletçiler için sınıflandırmaları,
raporlandırmaları ve yarışın başlangıcından bitişine kadar olan tüm önlemleri, her şeyi bizler için ayarlanıyor. Ve henüz dediğim gibi doğum aşamasında olan, Türkiye'de doğum aşamasında olan bir branş paralimpik bisiklet. Ve bu Grand Fondo'lar sayesinde daha iyi hızlanıyor, daha iyi böyle seviyelere geliyor. Şu an Türkiye'de yeni yeni oluşumlar var. Ben ve benim gibi birkaç tane paralimpik bisikletçi sayesinde bu Grand Fondo'lara geldikçe çevredeki vatandaşlar, evinde oturan, televizyonundan izleyen, internetten bunu gören diğer engelli bireyler içerisinde evinden dışarıya çıkmak için çok güzel bir aslında bir örnek oluyor, rol model oluyor. Onları da yine ilerleyen süreçlerde bisiklet üzerinde yarışlarda görmeyi istiyoruz ve bunu kısa vadede Avrupa, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi taçlandırmak isteriz ve Grand Fondo'lar bizler için gerçekten bu konuda çok büyük bir kaynak. Kısa ve uzun parkur çok çeşitli, birbirinden tamamen bağımsız iki parkurdan oluşuyor. Kısa parkurdan bahsedeyim. Yarın kendim de zaten kısa parkurda bahsedeceğim. İnceledim. Daha önce de yarıştığım bir parkurdu. Çoğunluğu düzlükten oluşuyor ve yüzde çok küçük bir miktarı da tırmanış bölümünden oluşuyor. Uzun parkur keza daha çok tırmanışlı. Daha çok tırmanış rotaları var. Baya baya bir dağların arkasından falan geliyor ve bu uzun parkura katılanlar için çok daha farklı bir ambiyans yaratacağını düşünüyorum. Kısa parkur biraz daha hızlı, sert ve heyecanlı geçerken uzun parkura katılan yarışmacıların daha sakin, daha oturaklı bir yarış geçireceklerini ve çevreyi izlemek için de bol bol zamanlarını ve fırsatlarını olacaklarını düşünüyorum. Benim için gayet güzel oldu. Ben de zaten son 4-5 senedir bu konuda yarışıyorum. Ben de daha doğrusu internetten belli başlı tanıdıklarımın, çevrendeki insanların önermeleriyle ben Grand Fondo'larla tanıştım ve benim de Grand Fondo'lara beraber getirdiğim insanlar oluyor. Tanıştırdığım bisikletçiler oluyor, bisikletle tanışan insanlar oluyor. Ve bu durum yerel turizmin hareketlenmesinde, canlanmasında ve tabii ki sosyal medya üzerinden daha farklı, daha uzak kitlelere, daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Grand Fondo'lar bu açıdan hem kültürel hem de biraz da ekonomik açıdan çok daha fazla canlandırıcı, yerel canlandırıcı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum.